Efsaneydi her şey. Çok iyi ağırladınız. Teşekkür ederim Celal Baba. Şimdi biraz iş konuşalım. En sevdiğim kızım. Biz sizinle iş yapmaya karar verdik. Nihayet. Yalnız bir şartımız olacak. O kısımları geçmedik mi biz? İnşallah bu akşam geçeceğiz. Ufak bir ricamız olacak. Olsun. Ricanı emir telakki ederiz. Neymiş bakalım? Ayakkabımın içinde bir taş var. Canımı acıtıyor. Onu çıkarabilir misin Celal Baba? Nasıl bir taşmış bu? Sizin gücünüzle birinin yapamayacağı bir şey değil. Yolumuza çıkan birisi var. Ondan kurtulmak istiyoruz. Ticaret yapalım diye buluşmadık mı? Öyle. O zaman nereden çıktı bu? Ben bir iş adamıyım. Tetikçi değilim ki benden böyle şeyler istiyorsun. İstediğim bu şey işimizden ayrı değil ki. İlişkimizin bir parçası. İş yapmaya başladığımızda bu adam yolumuza çıkacak. Problem olacak. Yolun başındayken engeli ortadan kaldıralım. Hepsi bu. Yani bu hiç hoşuma gitmedi, haberin olsun. Öyle mi? Peki o zaman. Yemek için çok teşekkür ederim. Kimmiş bu? Taş. Evet. Tanıyor musunuz? Tanırım. Bu sizin baş edemeyeceğiniz kadar önemli biri değil ki. Anlamadığınız şey şu Celal Bey. Biz düşmanlarımıza direkt muhatap olmayız. İş yaptığımız insanlara ya da güvendiğimiz dostlarımıza havale ederiz. Madem rahat yürütmüyor, çıkarırız kunduranızdaki taşı. Yalnız bu işin şakası yok. Temiz bir iş olsun istiyoruz. En iyi adamınızı görevlendireceğinizden hiç şüphemiz yok. Öyle olacak. Orasını bize bırakın. İyi bir adamım var. İyi adam derken? Sarp'ı kastetmiştim. Yapamaz mı? Çok iyi bir adamım var derken... Ben de Sarp'ı kastetmiştim zaten. İş sende Sarp. Kime diyorum? Sarp! Eyvallah baba. İş bende.
güzel. Çok güzel.